Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı F-35 projesine geri dönüşü hakkında sürpriz bir açıklama geldi. Türkiye'nin parasını ödediği ve üreticileri arasında yer aldığı, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'ü bahane ederek vermediği F-35 savaş uçakları ile ilgili konuşan Bakan Güler, F-35'te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi kanı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri F-35I almak için teklifimizi yeniden ilettik ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi Rusya'dan aldığı S-400 savunma füzelerini sebep göstererek F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt ederken 6 adet F-35 ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye teslim edilmişti. Türkiye F-35 müşterek taarruz uçağı programına JSF Ortak mutabakat zaptı ile ortak üretici olarak katılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 2006'da katılımcıların imzasını açılan ve Türkiye'nin 26 Ocak 2007'de imzaladığı ortak mutabakat zaptının feshedilmiş olduğunu açıklamıştı. Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu. 2018'de 4F35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş. Ancak uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2F35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti. Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, hoşçakalın.